Değerli basın mensupları, kıymetli yol arkadaşlarım, ekranları ve sosyal medya hesapları üzerinden bizleri izleyen saygıdeğer vatandaşlarımız. Emniyet Genel Müdürlüğünün kurumsal kimliği kullanılarak yapılan dünkü vahim açıklama sebebiyle bugün hep beraber karşınızdayız. Bu utanç vesikası açıklamayla partimizin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Sayın Mustafa Yeneroğlu devletin bir kurumu üzerinden alenen hedef olarak gösterilmiştir. İpe sapa gelmez lafların yer aldığı bu açıklama devletin kurumsal yapısındaki bozulmanın örselenmenin de yeni bir belgesidir aynı zamanda. Olayı zaten herkes herhalde gördü, biliyor. Çok kısa özet, geçtiğimiz cuma günü kolluk kuvvetleri Ankara Kızılay'da ruhsatlı biçimde işletilen bir kafeyi hukuksuzca taciz ediyor. Değerli arkadaşımız, milletvekilimiz Mustafa Bey de hukuk dışı bu uygulamaya karşı koymak adına olay yerinde. Yasal bir iş yerinden bahsediyoruz. Vatandaşlarımızdan bahsediyoruz. Yasalara göre hareket eden, vergisini ödeyen bir iş yerinden bahsediyoruz. Görüntüleri hep beraber izledik. İnsanların iş yerine ekmek kapısını taciz eden sözüm ona bir memurun hem oradaki işletme sahiplerini hem de hukuku korumaya çalışan vekilimizi hedefleyerek terbiye sınırlarını nasıl açtığını hep beraber videolarda uzun uzun izledik. Parmak sallayıp açık açık küfür ettiğini, hakaret ettiğini de izledik. Bunlar hep keyfilik. Bunlar hep kabadalılık, bunlar zorbalık arkadaşlar. Dün Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tüzel kişiliği kullanarak haddini bilmez bir memurun arkasında durulması gerçekten demokrasimiz adına, devletimiz adına büyük bir ayıptır. Geldiğimiz noktada iç güvenliği sağlamakla görevli olan bir kurum üzerinden hem vekilimiz Sayın Yeneroğlu hem de halk tehdit edilmektedir. Şunu herkes bilmelidir ki hiçbir devlet memuru vatandaşa parmak sallayamaz. Haddine değil. Kamu gücünü kullanan hiç kimse hukuka aykırı davranamaz. <laughs> bir hukuk devletinde böyle rezillik olamaz ya. Bu tablo utanç verici bir tablodur. Ülkem adına utanç verici bir tablodur. İnsanın inanası gelmiyor. Bir kamu kuruluşu üzerinden Haksızlığı, hoyratlısızlığı, hukuksuzluğu koruyan bir metin yayınlanamaz. Kurumsal kişilik gölgesi altına sığınarak 3-5 kişinin yaptığı bir iş olduğundan da ben eminim. Koskoca kurumu itibarının zirvede olması gereken bir kurumu o kurumun antetli kağıdını ve kişiliğini kullanarak 3-5 kişinin yaptığı bir şeyden başkası değil bu. Ama arkadaşlar kimin kimden cesareti aldığı da olduğu gibi ortada. Bu hukuksuzluğa meydan veren kimdir biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum. Kararı tanımıyorum. Alt mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayabilir deyip hukuksuzluğu bir iklim olarak bu ülkenin başına saran kişidir. Evet. Erdoğan'ın iş tutuş tarzıyla ülkemizde oluşturduğu bu iklim devlet kurumları için ve kurumlarda çalışanlar için hukuksuzluğu sıradanlaştırmakta hukuksuzluğu adeta normalleştirmektedir. En tepeden cevaz gördükten sonra hakmış, hukukmuş bir şey kalır mı devlet yapısında ya? Böyle bir şey var mı? Gücü eline geçiren aklına estiği gibi pervasızca davranamaz hukuk devletinde. Ayrıca bu teşkilatın kime bağlı olduğu çalış olarak çalıştığı da malum. Polisimize sen yık geç hukuk arkadan gelir diyen Ayağını kırın sorumlusu benim diyen kişi bu teşkilatın şu anda başına görevlendirilmiş durumda. Kim tarafından? Ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından. İşte arkadaşlar bu açıklamaya yazan kişiler de o gün vatandaşlara parmak sallayanlar da bundan güç alıyor. Bunlardan güç alıyor. Güvenlik sağlamakla görevli 84 milyonun vergileriyle çalışan kişiler işte bu şekilde hadsizleştirmekteler. Bakın güvenlik sağlamakla görevli kişi diyorum. Polis vazife ve selahitleri kanununun ilk maddesinde ne yazıyor arkadaşlar? Dilini bugünkü Türkçe ile sadeleştirerek okuyorum. Polis kamu düzenini, kişi tasarruf güvenliği ve konut dokunmazlığını korur. Halkın ırz, can ve malını korur ve kamunun huzurunu sağlar yardım isteyenler ve yardıma muhtaç olanlara da yardım eder diyor. Bunu ilgili kanunun ilk maddesi söylüyor arkadaşlar. Düşünün. Sağda solda vatandaşa parmak sallayıp hakaret etmek bu kurumun görevleri arasında yok. Bu kurumda çalışanların görevleri arasında da yok. Uzun zamandır Sayın Erdoğan'ın çizdiği istikametle ülkemizde maalesef kötü muamele, işkence, sokakta şiddet görüntüleri artık sistematik hale geldi. En tepeden aldıkları güçle hukuk dışına çıkmak bir adet haline geldi. Öyle bir adet ki diyelim ki suç duyurusunda bulundunuz. İlgili bakan soruşturma izni, izni vermiyorum dediği zaman iş orada kilitleniyor. Tam bir sistematik hukuksuzluk düzeniyle şu anda karşı karşıyayız. Ama müsebbip belli. Ben huzurunuza buna sebep olan kişiye seslenmek istiyorum. Evet. Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Siz ve size bağlı bakan ne yaparsanız yapın. Türkiye Cumhuriyeti hukuk tanımazların devlet katında görev yapacağı yer değildir. Derhal ama derhal gereğini yapmak zorundasınız. Haksızlık, hukuksuzluk yaparak bizi sindireceğinizi zannediyorsanız boşa heveslenmeyin. Biz dünkü açıklama metninin sizin gölgenize saklanarak yazıldığını çok iyi biliyoruz. Bu hukuksuzlukların gücünü sizden aldığını da çok iyi biliyoruz. Sizden ve o krizlerin ortağı olan yanınızdaki Bahçeli'den. Ama hiç boşuna uğraşmayın. Bu milleti sindiremeyeceksiniz. Bu milleti susturamayacaksınız. Tehditlerinize de, kaba dayatlıklarınıza da, hukuk tanımazlığınıza da biz papuç bırakmayacağız. Sayın Yeneroğlu'nda bizi de bu ülkenin hiçbir vatandaşını da tehdit etmenize müsaade etmişiz. Değerli arkadaşlar, zor bir dönemde görevini yasalara ve hukuka uygun yapmaya çalışan kamu görevlisi arkadaşlarımızın olduğunda çok iyi biliyorum. Bu vesileyle görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışan değerli emniyet mensuplarımızın da var olduğunu üstelik çoğunlukta olduklarını da gayet iyi biliyorum. Bunca hukuksuzluk arasında işini tertemiz yapmaya çalışan tüm değerli kamu çalışanlarımıza da buradan takdirlerimi sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bir çift sözüm de buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığı olacak. Sayın Şentop, siz aynı zamanda bir hukukçusunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi, bir milletvekili bir memur tarafından açıkça hakarete uğramıştır. Bırakın seçilmiş bir milletvekilini herhangi bir vatandaşımızın böyle bir hakarete uğramasına karşı sessiz kalamayacak bir makam sizin makamınız. Öyle kolay değil. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanıyım deyip hukuksuzluk karşısında, haksızlık karşısında sessiz kalamazsınız. Siz 600 milletvekilinin görev yaptığı o çatının o kutsal meclisin başkanlığı görevindesiniz şu anda. Bu milletin bir vekili yürütme gücüyle susturulmaya çalışılıyor. Sayın Şentop, siz niye susuyorsunuz? Neden susuyorsunuz? Siz meclise sadece tek bir siyasi partinin mi meclis başkanlığını yapıyorsunuz? Niçin çıkıp başkanlığını yaptığınız meclisin onurunu savunmuyorsunuz? Niçin çıkıp edepsizlik karşısında iki çift lafta sizi söz etmiyorsunuz? Gazi meclisimizde Hak arayışlarına yer yok mu ya? Siz de bu vesileyle hukuksuzluğa karşı derhal tepki vermek zorundasınız. Meclisimizin onurunu korumak zorundasınız. Aksel de hiçbir şey yapmazsanız bir memurla bir milletvekili arasındaki bu diyaloğa sadece seyirci kalırsanız yarın 600 tane milletvekilinin sahada nelerle karşı karşıya kalabileceğini hiç hesap ediyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Bir milletvekili adı üstünde vekil. Sadece onu bir kişisine ibaret göremezsiniz. Ona destek veren, seçen milyonların temsilcisi o. Bir milletvekiline hakaret milletin tümüne hakarettir. Millet Meclisi hakarettir. Aklınızı başına alın ve bulunduğunuz konumun hakkını verin. Milletvekilinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hukukunu koruyun. Değerli arkadaşlarım, değerli vatandaşlarım, dün yapılan bu hadsiz, pervasız açıklamayı bir kez daha şiddetle kınıyorum. Başta sayın Yeneroğlu ve iş yerlerini korumaya çalışan vatandaşlarımız olmak üzere hakkın, adaletin yanında dimdik duran dostlarımıza bir vatandaş olarak da teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki devleti içten içe yiyip bitiren bu çürümeyi en kısa zamanda durduracağız. Hukuka uymakla yükümlü olan kurumların keyfi iş güzelliklerine bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki ilk seçimde hukuk namına, adalet namına ve demokrasi namına büyük bir zafer elde edeceğiz. Ve bu ülkenin haysiyetleri insanları için tam demokrasiyi ve hukuk devletini hep beraber inşa edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü bir basın toplantısı değil bir basın açıklamasıydı. Belki sorusu olan basın mensubu arkadaşlarımız olabilir ama isterseniz o soru cevapları daha sonra e, Sayın Yeneroğlu ile yapabilirsiniz. Bugünkü basın açıklamamız e, burada sona eriyor. İlgi gösterdiniz ve bizlerle. Beraber olduğunuz için tek, tek tek teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.